O yaşadığınız tüyler ürperten konu belki de çok az insanın, çok az vatandaşımızın hani başına gelebilecek bir konu. Bu konunun sebebini siz nereye bağlıyorsunuz? Bunu merak ediyorum aslında. Elhamdülillah bu konunun sebebini yani hidayette ermemin sebebini anne baba hayır duasına bağlıyorum. Çünkü ben bu yaşıma kadar hiçbir zaman annemden babamdan ayrılmadım. Hep onların yanında onlarla birlikte oldum. Onların hayır dualarına istinaden Rabbim beni hidayette ödüllendirdiğine inanıyorum. Çünkü anne baba hayır duası peygamberlerin duasına eşit bir duadır. Dünyada en makbul dualardan birisi anne baba hayır duasıdır. Ben anne baba hayır duasına istinaden hidayette ödüllendirdim. Onun için her gittiğim sohbette konu açıldığı zaman insanlara rica etmiyorum, insanlara yalvarıyorum. Ne olur annenizin babanızın kıymetini bilin. Onlara öf, of bile demeyin. Onlar hayattayken onların hayır dualarını almaya çalışın. Onların hayır duaları çok önemli. Onların hayır duaları olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Bizim bu dünyaya gelmemize vesile olan annemize, babamıza o kadar çok ihtiyacımız var ki. Onları bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde değil, gönlünüze, yüreğinize ne zaman düşerse o zaman arayın. Anacığım, babacığım, bir işiniz, bir isteğiniz var mı diye sorun. Çünkü onlar artık yaşlanmıştır. Bizler nasıl küçükken onlar bize baktıysa, her türlü kaprisimizi çektiler. Ben istemiyorum, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım dedik. Onlar şefkatli kollarıyla, hele ki o annemiz şefkatli kollarıyla bizi hep sevdi, hep sevdi. Şimdi sıra bizde. Çünkü insanlar yaşlanınca küçükleşir, çocuklaşır, biliyor musunuz? İnsanlar çocuklaşır yaşlanınca. Artık sırası bize geldi. Onlar bize nasıl çocukluğumuzda baktılarsa, bizler de onlar ihtiyarlığında biz de onlara bakmayacağız. Onların hayır dualarını alacağız inşallah. Çünkü bir gün sahibi omuzunda annesi Kabe'de dolaşırken kan ter içinde kalıyor. Tavaf bittikten sonra Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulullah, ya Resulullah, efendim anneme olan borcumu ödeyebildim mi diyor. İşte gördüm bak sırtımda annemi tavaf ettin diyor. Anneme olan borcumu ödeyebildim mi diyor. O zaman Efendimiz diyor ki sen ancak ve ancak yaptığım bu hizmetle annenin karnındayken attığım bir tekmenin borcunu ödeyebildin diyor. Annenin karnındayken attığım bir tekmenin borcunu ödeyebildin diyor. Gerisini siz getirin. Anaların hakları asla ve asla ödenmez. Hiçbir anne, hiçbir baba da evladının kötülüğünü istemez. Hani bir dönem geliyor gençlikte, ergenlikte annem babam beni sevmiyor, annem babam istemiyor beni diye böyle şeye kapılıyoruz ya. Hiçbir anne, hiçbir baba evladın kötülüğünü ister mi? O bizi uzak tutmak için tehlikelerden bizi sakınıyor. İşte onu diyen insanlara diyorum ki bir gün siz de anne baba olduğunuzda şu anda eleştiriyorsunuz ya annenizi babanızı. Annem çok karışıyor, annem şunu yapıyor, annem babam bunu yapıyor. Bir gün eleştirdiğiniz aynısı siz olacaksınız. Çünkü evladınız olacak ve evladınızı canınızdan daha çok seveceksiniz. İşte o zaman siz de ananız gibi, babanız gibi siz de evladınızı koruyacaksınız. Onun için analarımızın, babalarımızın hakları ödenmez. Onlar hayattayken onların hayır dualarını almaya çalışalım. Anneniz ne derdi? Diyaloglarınızı merak ediyorum. Annem, ben annemi çok severim. Annem beni çok sever. Babam rahmetli oldu. 2 ay oldu. Annemi umreye götürmeyi Rabbim nasip etti. Onu umreye götürdüm. Onu Kabe'de tavaf ettirdim. Tekerlekli sandalye. Annem yürüyemiyor. Onu tekerlekli sandalyeyle tavaf ettirdim. Onu uzaktan seyrettim. Canım anamı uzaktan seyrettim. Öyle güzel dualar okudu ki, öyle güzel gözyaşları akıttı ki. Yani ben hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Annemi Kabe'de görmek, benim annemi götürmem benim için çok büyük bir mutluluktu. İnşallah bütün evlatlar annelerini, babalarını Kabe'ye götürür inşallah. Onların o en büyük hayır dualarını alırlar inşallah. Ne derdi? Size nasıl dua ederdi? O andır Canım belki. oğlum benim, canım oğlum der bana. Canım oğlum, canım oğlum. Ben senin canımsam, sen de benim canımsın derim ona. O bana canım der, ben ona canım derim. Çünkü ikimiz de aynı canız.
İkimiz de aynı canız. Elhamdülillah Rabbime binlerce şükür olsun. İnşallah Allah uzun, sağlıklı, huzurlu bir hayat nasip eder. Uzun bir süre evlat ve anne olarak birlikte bir hayat süreriz inşallah. İnşallah. Hani insanoğlu yaşadıklarını bir geriye dönüp baktığında böyle parçalarını yapıp bir araya Allah. getirir ya. Şimdi 7 sene önce ablacığım ben bir falcıya gitseydim, falcı bana deseydi ki sen hacca gideceksin, işte namaza başlayacaksın 5 vakit. Ya derdim ya sen ver parayı hadi hiçbir şey bilmiyorsun, atıyorsun sallıyorsun ver parayı hadi derdim. O kadar uzaktım ki namazdan, o kadar uzaktım ki hactan, çok uzaktım. Bir hadiste diyor ki bir müminin kusurunu, ayıbını açıklarsa o mümin Allah canını almaz o müminin yaptığı kusuru yapana kadar. Yani bir müminin kusurunu, ayıbını açıklarsa Allah onun canını almaz o aynı kusuru işlemedikçe. Onun için ben de bundan seneler önce Uhra'ya gitmiştim. Arapları görmüştüm o entariyle filan. Dedim ya bunlar ne işi entari işte bunlar böyle havadar filan. Epey alay etmiştim. Ama gel gör ki ben geçen sene hacca gittiğimde o alay ettiğim kıyafette 25 gün dolaştım. Ve o kıyafette Türkiye'ye geldim ve o kıyafette artık namaz kılıyorum. Evde o kıyafette geziyorum. Demek ki alay etmemek lazımmış. Atalarımız ne demiş? Gülme komşuna gelir başına. Şimdi siz sonuçta 6 sene öncesi ama o zaman bir hayatınız vardı, arkadaşlarınız, çevreniz vardı. O arkadaş çevrenizden birden koptunuz mu? Hala gelirler mi? Tabii birden koptum. Niye, nasıl birden Çok özür koptum? dilerim. Koptu tabii ki. Bir kere ben şöyle bir önlem aldım. Bütün telefon frisimi yaktım. Yırttım ve yaktım, attım. Hani ben belki nefsime yenik düşer, belki ararım diye yaktım frisimi. Ve telefon numaramı değiştirdim. Bana ulaşmasınlar diye. Yani gemileri yaktım. Çünkü şuna inanıyorum ki günah işlemekten ziyade günaha yaklaşmak bile günah işlemekte eşit orantıdadır. Dolayısıyla oradaki insanlarla yani bana bir şey olmaz deyip kendi nefsime yenik düşüp belki şaşırabilirim. Şimdi ben burada güzel Türkçe konuşuyorum. Güzel Türkçe konuşuyorum ama ben memlekete gidince benim memleketim Trakya, Tekirdağ, Şarköy. Ben memlekete gidince 15-20 dakika sonra bozuyorum kendimi. Abi ne yaparsın be? Hepten aykırı giden kapçı kazdı. Hoş geldin be. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl öyle bozuyorsam kendimi o eski cahiliye dönemindeki o ortama girdiğimde de yine kendimi bozma ihtimalini düşünerek kendimce önlem alıyorum. Asla onları dışladığımdan değil. Asla ve asla. Bu kendimi korumak amaçlı bir önlem. Asla onları, yani sokakta gördüğüm zaman yine Allah'ın selamıdır. Yine selamı veririm. Ama fazla muhabbet etmemeye gayret gösteriyorum. Çünkü onlar da biraz da beni de çevirmeye çalışıyorlar. Öyle bir çabaları da var. Ya gel hadi hadi biliyoruz sen. Hadi ya, eski disco falan işte ya yapardık şöyle yapardık. Onlar da beni döndürmeye çalışıyorlar. Bir şey sor, merak ediyorum. Yani düşünceniz nedir bu konuda? Namaz insan yani namaz kılan dans edemez mi? Ya ben ona Siz hiç böyle bir tezatlığa düştünüz mü? düşmez miyim? Düşmez miyim? Şimdi ben Trakya'yım, Tekirdağlıyım. Biz kapı gıcırtısına bile oynarız. Bir de benim dans madalyalarım var. 80-81 senesi dans madalyalarım var. Bölgesel birinciliklerim var. Dansa karşı çok hevesliyim. Namaza başladıktan sonra 6 ay kendimi bastırdım. Yani hakikaten unuttum. Dans falan unuttum. Tamam müzik falan da dinlemiyorum. Tamam bile kapattım kendimi ama bir gün yolda giderken hani kolonları dışarıya koyarlar, ses verirler ya böyle dükkanlar. Öyle geçerken müziği duydum. Böyle içimde bir kıpırtı oldu. Aa evet dans ediyorum ya filan. Şimdi ne yapayım ne yapayım? Şimdi diskoya gitsem içkili yer, işte içki içiyorum zannedecekler. İçkili yerde işin ne diyecekler. Ne yapayım? En istedim evi disko haline getireyim. Evde bir odayı ışıklar aldım, renkli ışıklar aldım, müzik seti falan aldım. Ayna yaptırdım böyle bol miktarda. Müziği koydum. Böyle 5 dakika falan, 5-10 dakika şöyle bir dans ettim. Sonra ya ben ne yapıyorum ya ben deli miyim tek başına ne yapıyorum burada dedim. Çünkü tek başına olmuyor. Ben onu çözümledim yani. O zaman dedim diskoya, o zaman dedim diskoya gideyim. Sonra arkadaşlar yeğenlerle falan şeye gittik. Beyoğlu'nda bir bara gittik. Bir şey disko bara gittik.
Ama içimde de bir korku var. Birileri beni görecek ve burada ne işin var senin? İçkili yerde evet, senin ne işin var? Ha. Değil mi? Evet, çünkü çıkıp konuşmuşum, anlatmışım, hacca gitmişim. Ya nasıl olacak falan. Utana sıkına gittim, korktuğum başıma geldi. Daha içeri girdim ablacığım, Allah şahidimdir ki dakika bir, gol bir. İçeri girdim, takım elbiseli bir abi geldi yanıma. Ya abi dedi, senin burada ne işin var dedi. Televizyonda çıkıp konuşuyorsun dedi, namazdan bahsediyorsun. Senin bu içkili yerde ne işin var dedi. Kan beynime çıktı. Bir mahcup oldum. Yerin dibine battım. Yürün arkadaşlar gidiyoruz dedim. O benim ilk ve son diskoya gidişim oldu. Abi İçinizde ukde kaldı mı? Var. İçimde ukde var. Şimdi mesela en son Mazhar Fuat Özkan'ın konserine gittim şeyde. Pendik'te Mazhar Fuat Özkan'ın konserine gittim kızımla birlikte. Orada kurtlarımı döktüm. Oradaki çok güzel dans ettik kızımla birlikte. Dans etmeyi istiyorum ama şu da korkuyorum yani. Şundan da korkuyorum. Yani adım adım yaklaşabilirsiniz de günah işlemekten ziyade günah yaklaşmak da aynı orantıda. Yani ben ilk baş dans ediyorum yok filan işte içkili yerde onlar içiyor ama ben içmiyorum şey falan ben güveniyorum kendime filan derken önce göz kayar sonra ayak kayar. Yani Allah muhafaza kayabilir de ayağım. Hiçbirimizin garantisi yok. Ne benim ne bir başkasının hiçbirimizin garantisi yok. Önemli olan son nefesimizde bile imanla gitmektir önemli olan. O son nefese kadar kimin ne olacağını bilmiyoruz. Bak ben böyle bir adamken böyle bir insan oldum. Ha böyle insanken öyle insan da olabilirim. Nasıl bir anda döndümse öyle bir geri dönüş de yapabilirim. Tövbe aşağı. Onun için temkini ve tedbiri elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Sizi ekranlarda izleyip de inanmayanlara ne diyorsunuz Yaşar Bey? Yani buradan ne demek istersiniz? Gönüllerine sağlık diyorum. Ağızlarına sağlık diyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bir gün yolda yürürken karşısına Ebu Cehil çıkıyor. Sen şöyle adamsın, böyle adamsın diye hakaretvari konuşuyor. Efendimiz de diyor ki haklısın diyor, haklısın. Biraz daha ilerliyor, ilerliyor. Karşısına Hazreti Ebu Bekir çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir çıkıyor karşısına. Ya Resulullah sen ne güzel bir insansın. Nur yüzlü Efendimiz ne kadar güzelsin Efendimiz diyor. İltifatlar yağdırıyor. Efendimiz ona diyor haklısın, haklısın diyor. Bu sefer yanındaki sahabeler ya Efendimiz diyorlar. Ona da haklısın dedin, ona da haklısın dedin. Bunda keramet, hikmet nedir? Bize bir açıklar mısınız ya Resulullah diyor. Efendimiz diyor ki ben ayna gibiyim diyor. Onlar bana baktıklarında kendilerini gördü diyor. Onlar bana baktıklarında kendilerini gördü. Onun için onlar bana baktıklarında kendilerini görüyorlar, kendilerine konuşuyorlar. Hepsi haklı. Öyle ya da böyle konuşuyor. Herkes haklı. Tabii ki tabiatta nasıl mor var, yeşil var, sarı var, her renk varsa insanlar arasında da çeşitlilik olacaktır muhakkak. Öyle konuşan da olacak, böyle olun konuşan da olacak. Peygamber Efendimiz bile yaşadığı devirde iltifat görmedi. Ben mi iltifat göreceğim? Tevbe aşağı. Onun için bu tür insanlar olacaktır muhakkak. Yani reklam yapıyor diyorlar. Diğerlere ne diyorsunuz? Reklam kasedim çıkarsa eğer bir gün reklam yaptığım kanıtıdır bu. Ben şimdi reklam yaparım, bir kasedim çıkacaktır. Kasetin reklamını yaparım. Ya da işte bir şey yapacaktım. Neyin reklamını yapıyorum? 6 senedir reklam yapmışım da karşılığında ne kazanmışım onu açıklasınlar gelsinler. Bir oturalım bakalım reklam yapıyorsun kardeşim. Bu yaptığın reklam karşılığında şunu kazandın, şunu aldın, bunu yaptın desinler. İspat etsinler. Şimdi bir şey varsa ispat gerekir, delil gerekir değil mi? Bir tez varsa o tezi açıklaması lazım. Yani evet sen reklam yapıyorsun, budur reklam. Bak burada kanıt ister değil mi? Yok öyle bir kanıt da. Yalnızca konuşmakta kalıyor, her şey konuşmakta kalıyor. Konuşmak istiyorlarsa konuşurlar, kendi bilecekleri iş. Son olarak rüyalarınız, rüya görüyor musunuz? Allah ver. Vallahi ablacığım görmüyorum ama çok çok istiyorum ki Efendimiz'i rüyamızda görmek. Onu çok görmek istiyorum ablam ya. Efendimiz'i rüyamızda çok görmek istiyorum. Onu görmek için namaz kıldım, dualar ettim. İnşallah Rabbim kabul eder. Bugün olmadı ama yarın olabilir inşallah. Ümidimi hiç yitirmedim. Bir gün Efendimiz'i rüyamda göreceğime inanıyorum. Onu görmeye hak ettiğim zaman onu rüyamda göreceğime inanıyorum. Demek ki hak etmiyormuşum. Daha
pişmemişim ki Rabbim nasip etmiyor. İnşallah piştiğim zaman, inşallah hak ettiğim zaman Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek çok isterim. Çok isterim. Bir şey Oo, çok var. Değil mi? Mutlaka. Çok mutlaka. Var. Yani şu var. Yani gençler arasında, insanlar arasında şöyle kayıt alıyor mu? Kayıttaysa konuşuyoruz. Bir konu başlığı gibi. Tamam, alacağım bunu. Şöyle ufak detay alayım. Sen konuşuyormuş gibi yapın. Onlar konuşuyormuş gibi. Tamam, inşallah. Konuşun. Tamam. Ya olmaz mı? Söyleyecek o kadar çok şeyim var ki hani 3 saat, 5 saat, belki de sabaha kadar konuşurum. Çünkü insanların düşünce yapılarını biliyorum. Buradaki bir insan olarak oradan gelen, bunu biliyorum. Oradaki insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Hani nasıl dikkat edin kendinize. Çünkü insanlar nefislerine yeniliyorlar. İnsanlar hiç... Yani ben merak ettiklerimi sordum. Tamam, sormak istediğiniz bir şey, söylemek istediğiniz bir şey var mı diye söylersiniz. Yok, yok, öyle sorarsınız. Ha, öyle gireriz. Tamam. Sor. Tamam, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Olmaz mı? Çok şey var ama o çok şeyi az bir şeye sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi insanlar ölmeyi ve namaz kılmayı yaşlı işi zannediyorlar. Ölmeyi ve namaz kılmayı yaşlı işi zannediyorlar. Hep erteliyorlar işte. Okul bitsin namaza başlayacağım, yaz tatili bitsin namaza başlayacağım. O zaman ben diyorum ki, Barış Akarsu diye bir arkadaş vardı. 25 yaşında vefat etti. O daha gençti. Onun yapacağı konserler vardı. Suzan ne bir kız, Münevver diye bir kız öldürüldü. 16 yaşında bir kızdı. O daha evlenecekti, okuyacaktı. Anne olacaktı ama öldü. Musi Yazıcıoğlu abimiz, o da vefat etti. Onu da belediye başkanlarına görecekti. Yani an şu andır. Dün dünde kalmıştır. Yarın ise Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Geriye kalıyor bize bir tek an. Şu an. Şu an ne yaptığımız ve ne yapacağımızdır önemli olan. Namaz çok önemli. Namazın üstüne çok basıyorum. Çünkü namaz nasıl bir elimizde 5 parmak var değil mi ablacığım? 5 parmaktan baş parmağı kırın, yok edin. Cep telefonu tutamazsınız, bardağı tutamazsınız. 5 parmaktaki baş parmak çok önemlidir. İslam'ın kaç şartı var? 5 şartı var. İslam'ın 5 şartından biri olan namaz da tıpkı 5 parmaktaki baş parmak kadar önemlidir. Eğer ibadetler arasında namaz yok ise yaptığınız diğer ibadetlerin pek hükmü, pek önemi kalmıyor. Ve bazı gençler görüyorum. Ya ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Bu çok tehlikeli bir cümledir ablacığım. Çünkü tövbe aşağı, Peygamber Efendimizin kalbi kirli miydi de o yüceler yücesi alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sabahlara kadar, ayağı şişene kadar namaz kılıyordu. Ayağı şişene kadar namaz kılıyordu. Biz kim oluyoruz ki tövbe aşağı, ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz diyebiliyoruz. Bari hiç olmazsa, hiç olmazsa, evet ben kılmıyorum inşallah Allah bana nasip eder de, kendin için dua et de Rabbim belki o duanı duyar da kabul eder belki. Kendine dua et bari. Onun arkasına o şekilde sığınma. Diyeceğim bu kadar. Allah razı olsun.